iknamesi de İyi Parti liderinin gündemindeydi. Artık iş öyle bir yere vardı ki bu kara düzenden kendileri bile şikayet ediyorlar dedi. Ülkemizin 81 ilinden gelen haberler gaz, yaralama, vahşet, cinayet. Sanılmasın ki sadece organize suç var. Sanılmasın ki sadece mafya ve devlet ilişkisi var. Dillerine pelesenk ettikleri Türkiye yüzyılında market kuyrukları Sovyetler Birliği, sokaklar Orta Doğu, yollar Latin Amerika haline geldi. Sinan Ateş'in kanıyla iddianame yerine hatı senedi yazan da o senedi cirolayan da yine aynı yargıydı. İddianame değil İbraname hazırlamışlardı. Artık iş öyle bir yere vardı ki bu kara düzenden kendileri bile şikayet ediyorlar. Evet iktidardan bahsediyorum. Olanlara darbe diyor operasyon diye tanımlıyorlar. İktidar adeta kendini yemeye çalışan bir yılan misali kendi kuyruğuyla savaşıyor. Kendi geçmişini unutan bir meczup gibi aynada gördüğü suretine terörist diyor. Albümde gördüğü fotoğraflarına ise darbeci diyor, FETÖ'cü diyor. Vesayet vesvesesine sığınarak millete operasyon çekiyor. Evet bir değil birden fazla manşetin olduğu bir gün yaşıyoruz. Gelin vakit kaybetmeden günün manşetleri diyelim ve aktaralım. Ayhan Bora Kaplan davasının üçüncü duruşturmasının üçüncü günündeyiz. Şimdi ikinci duruşmada yaşananlar oldukça dikkat çekici. Bir bir tanem ifadesi kullanıldığı duyuldu duruşma salonunda yanlış duymadınız. Hem de Ayhan Bora Kaplan'ın hakime duruşma salonunda bir tanem dediği konuşuluyor. Şimdi o diyaloğu da getireceğiz ekranlarınıza ama son dönemde hani böyle bir tanem ifadesini duyunca şaşırdığımız bir yayın vardı hatırlayacaksınız. İçişleri Bakanlığı döneminde Süleyman Soylu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yayınında Habertürk'te bir canlı yayında gazeteciye bir tanem demiştim. Şimdi Umut Taş'tan Sincan'da yine üçüncü günde de ona soracağız. Hakikaten duruşmada böyle bir ifade kullanıldı mı? Ve Ayhan Bora Kaplan bunu söyleyince Akıllara Süleyman Soylu'nun geleceğini akledemedi mi? Mutlaka etmiştir. Çünkü Süleyman Soylu'yla zaten çok ilişkilendirilen bir isim Ayhan Bora Kaplan. Dolayısıyla şimdi bu Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında davasında bu bir tane ifadesi konuşuluyor. Günün birinci manşeti şüphesiz bu. Cemal Engin da konuşacağız efendim. Şimdi seferberlik ilanı yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Önemli bir gelişme. Birazdan onun ayrıntılarını da aktaracağım ve bizim bugün ee, önemli bir haberimiz var, önemli diyorum bir özel haberimiz var. Fatma Nur Boylu imzalı efendim, KRT'nin özel haberi. Önemli çünkü çocuklarımız söz konusu. Bir okulda bir istismar iddiası. İranlı e, öğretmen aslında okuldan uzaklaştırılmış ama soruşturmada geç kalındı mı? Çocuklar ne yaşadı? Yabancı öğretmenlerin çalışma koşulları nasıl sağlanıyor? Çalışma şartları neler? Tüm bunları Fatma Nur Boylu stüdyomuzda bize anlatacak. Üç manşetimiz budur efendim. Şimdi gelin e, seferberlik ilanı yetkisiyle ilgili ayrıntıları aktaralım. Erdoğan'ın imzasıyla şimdi 24. 4 yıllık seferberlik ve savaş hali tüzü yürürlükten kaldırılmış oldu. Arka planda resmi gazetede yayınlanan, yayımlanan o kararı görmektesiniz efendim. Şimdi yerine yayımlanan da bir yönetmelik var. Eskiden bakanlar kurulundaydı seferberlik ilanı yetkisi. Şimdi Cumhurbaşkanı'na verildi. Tabi sistemde şöyle bir değişiklik var. Yani daha önceki sistemde yürütme organı bakanlar kuruluydu ve o bakanlar kurulunun başında da başbakan bulunmaktaydı. Ama şimdi yürütme organı artık artık Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi olduğu için bir başbakan olmadığı için şimdi Cumhurbaşkanı'na verildi o yetki. 24 Mayıs 1990'da yayımlanan aslında bir e, tüzüktü bu. Seferberlik ve savaş hali tüzüğü. Karar resmi gazetede yayımlandıktan sonra işte 30 yıldan fazla süredir yürürlükte olan o tüzük kaldırılmış oldu ve yetki Cumhurbaşkanı'na verildi. Tüzüğün yerine